İki takımı da konuşalım istiyorum. Fenerbahçe'de Avrupa'da bir mağlubiyet aldı ama e, çok dezavantajlı bir skor değil e, tur geçebileceği bir skor aldı e, ve bir mağlubiyetle şimdi bir resmi maça tekrar e, çıkacak. Onur Özkan seninle başlayım nasıl bir karşılaşma olur? Yani Fenerbahçe'nin aslında alışkın olmadı bir sezon başlangıcı oldu. Yani son e, dönemine. Evet. Son dönemine bakalım Fenerbahçe'nin özellikle sadece Filip e, Koku ile başlanan sezonu dışarıda bırakıyorum. Onun dışında hep oyun anlamında, skor anlamında çok güçlü bir Fenerbahçe görüyorduk sezonun başlangıcında. Ama hep ne problem doğuyordu ardından? İşte o tempoyu, fizik gücü bir türlü ayarlayamayan ve sezonun özellikle son çeyreğinde işte Mart-Nisan gibi fiziksel anlamda, oyuncu performansı anlamında, bireysel performans anlamında hızla düşen bir Fenerbahçe. İşte geçtiğimiz sezon çok net bir örnek var önümüzde. Sezonun ilk 3-4 aylık bölümünü hatırlayalım Fenerbahçe adına. Aralık sonuna kadar. Bir de Ocakbaşı itibariyle Fenerbahçe'yi hatırlayalım. Çok keskin farklar var arada. Hep Fenerbahçe'nin problemi sezonun final bölümündeki fiziksel ve oyun anlamındaki düşüşleri olduğu. Bu, bu kez çok daha düşük bir viteste, oyun problemleriyle, oyuncu problemleriyle sezonu açan bir Fenerbahçe görüyoruz Jose Mourinho yönetiminde. Ben bardağın dolu kısmından bakıyorum. Belki de bunun Jose Mourinho tarafından planlandığını düşünüyorum bir şekilde. Yani Fenerbahçe'nin fiziksel anlamda enerjisini çok daha bu kez dengeli sezona yaymayı hedeflediğini düşünüyorum. Jose Mourinho yönetiminde ki bu konuda çok uzman bir teknik direktördür. Yani Fenerbahçe'nin sezon içinde oyun problemleri yaşayacağını ben de düşünüyorum. Ama asla bir fiziksel problem yaşayacağını düşünmüyorum Mourinho yönetiminde mesela. Çünkü buna çok dikkat eder. Dolayısıyla şu anda Fenerbahçe fiziksel performansı açısından halen istenen düzeyde değil. E, o yüzden de o istenen, beklenen oyun için ben Fenerbahçe açısından bir Eylül-Ekim Ekim ayını görme taraftarıyım. O kadar. Kesinlikle. Yani Fenerbahçe'nin Eylül-Ekim ayına kadar oyununun ciddi sallantıda olabileceğini düşünüyorum. Hatta bu süreçte sürpriz puan kayıpları da gelebilir. Çünkü Mourinho takımlarında fiziksel kalite tam oturmadan oyunun oturması mümkün değil. Çünkü şimdi geçen sezon Fenerbahçe'sine baktığımız zaman bireysel oyuncu performansları üzerinden birçok şeyi başaran bir Fenerbahçe vardı. Yani oyunculara çok daha net bir özgürlük verilmişti saha içinde. Ama Mourinho sistemlerinde fiziksel anlamda çok daha net çizgiler çekilmiştir oyun anlamında, disiplin anlamında. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin oyuncuları bireysel anlamda ve takım anlamında dolayısıyla fiziksel olarak %80'ini 90'ını bulmadan biz Fenerbahçe'nin gerçek oyununu ya da Mourinho'nun istediği oyunu göremeyeceğiz büyük ihtimalle. Burada önemli olan ne? Fenerbahçe'nin bu Eylül Ekim ayına kadar olan süreci skor anlamında en iyi şekilde geçirebilmesi. Yani bu süreçte istenmeyen skorlar gelmezse Fenerbahçe adına, bir şekilde Fenerbahçe kendini şampiyonlar ligine atarsa, ligde zirve yarışının içinde yer alırsa, Eylül-Ekim ayı itibariyle çok daha iyi bir Fenerbahçe göreceğimiz düşünüyorum. Dolayısıyla biraz sancılı bir süreç var Fenerbahçe açısından. Kartal Yiğit sen ne söyleyeceksin Fenerbahçe evet, tarafından? Yani e, tam hazır bir Fenerbahçe görmüyoruz. Şu ana kadar oynadığı maçlarda yani hem hazırlık maçlarında olsun hem en son işte dil karşısındaki. Evet zaman zaman oyun olarak belki e, güzel sahneleme yapıyorlar, güzel görüntüler veriyorlar. Ama e, özellikle yine savunmada yapılan bireysel bariz hatalar var. İşte orta sahada mesela son maçta Fret'in yokluğu bariz bir şekilde arandı. Şimdi Fret'in ne zaman döneceği henüz tam tarih netleşmiş değil. Efren yokluğunda ne yapacaksınız? Bir transfer yapılma ihtimali ben yüksek görüyorum oraya. Mourinho'nun yönü oraya. Evet. Kesinlikle bir oyuncu aldıracağını düşünüyorum. Ee, evet. Mesela 1-1 bir bir bitecekken Lille maçında son dakikalarda şanssız bir şekilde yine ikinci gol moralleri bozdu. E şimdi e, yeni hocasıyla şampiyonluk para lig Avrupa'dan daha çok ligde şampiyon olma paralısıyla açacaklar yarın akşam Adana Demirspor karşısında sezonu. O nedenle Galatasaray nasıl diyoruz ki bu akşam Galatasaray'ın da kazanması lazım ki üstündeki o sıkıntıları bir nebze olsun atabilsin evet. bir seriyle. Fenerbahçe için de geçerli. Ben de onlara katılıyorum. Böyle bir e, özellikle kısa vadede işte Eylül'ün ortasına kadar hatta Eylül'ün başı işte o milli ara var. Milli araya kadar böyle 2 3 maç iyi giderlerse ondan sonrasındaki milli aradan sonra da çok daha e, etkili olabilecek bir Fenerbahçe ortaya çıkabilir. E, çok iyi bir kadrosu var. Geçen sene de iyi kadrosu vardı. Ama bu sefer pekiştirdiler. Nok, noksan yerleri, iyi transferler yaptılar. Ancak tabii ki işin e, sonuçta kazanmak önemli. Şunu ekleme yapayım abi. E, kadro planlaması konusunda. Sen Fred'den bahsettin az önce. Şimdi iki sezondur çok övdüğümüz bir planlaması var Fenerbahçe'nin. Evet. Özellikle Mario Branco kısmında. Ama bence bu sezon bir noktada o Mario Branco ve transfer komitesi sınıfta kaldı. Şimdi geçen sezon Fenerbahçe'nin en büyük krizi neydi? Fredsizlik. Yani Fred'in olmadığı maçlarda merkezde çözüm üretmekte kriz yaşayan bir Fenerbahçe vardı oyun anlamında. Ve şu anda biz Ağustos ayının başındayız. Fenerbahçe ilk lig maçına çıkıyor ve orta sahanın <laughs> merkezinde kurun oynuyor. Şimdi bu çok net bir planlama hatasıdır. Burada bence Mario Blanco sınıfta kalmıştır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin tabii ki bir forvet ihtiyacı vardı. Batshuayi'nin ayrılığı sonrası. Tabii ki kanat bölgesine bir takviye ihtiyacı vardı. Ama Fenerbahçe'nin öncelikli ihtiyacı orta alanın merkezine Fred'in bir alternatifi bir de bir altı numaraydı. Şu anda bu iki oyuncunun da gelmediğini görüyoruz Fenerbahçe'ye. Dediğim gibi bu çok övdüğümüz Mario Branco'nun bence planlama konusunda orta alanda sınıfta kaldığını görüyorum ben. Yani ya da Mourinho'nun önceliklerinde ıı, önceliklerini mi e, düşünerek hareket Ya transferde aslında öncelikle gidemezsiniz çünkü transfer bazen, bazen bir fırsat oluyor. işidir. Evet. Yani Doğru. siz bir forvet ararsınız, karşınızda kanat oyuncusu çıkar, onu alırsınız. Yani ama Fenerbahçe'nin öncelikli olarak orta alandaki problemlerini gidermesi gerekiyordu. Siz ligin ilk maçına performansı beklentilerin çok altında olan Kurun işte çıkıyorsanız, Tabii. burada bir problem var.